Nasıl yani? Başına bir kaza geldi de hastane masraflarını yapı kredi mi ödüyor? Evet, yapı kredi ödüyor. Hmm. Üstelik sırf trafik kazası da değil. Evde başına bir kaza gelebilir. Sokakta başına bir kaza gelebilir. Nerede olursa olsun. Evet. Basbayağı sigorta bu. Tabii. O zaman prim ödüyorsun. Hayır canım, prim falan ödemiyorsun. Her şey hesap ortalamana bağlı. Sen hiçbir şey ödemiyorsun. Affedersiniz, şu çeki tahsil edebilir miyim lütfen? Türker Hanım, beyefendiye bakar mısınız lütfen? Peki mesela bir defa kaza geçirdin. Hı. Yapı kredi hastane masraflarını ödedi. Ödedi. Olmazsa bir daha geçirdin. Bir daha ödü. Aa! Bir daha, bir daha. Hakkın hiç kaybolmuyor. Kaybolmuyor. Bütün iş bunlar. Bir telekart sahibi olduğumu tamam. Niye kendim bundan mahrum edeyim ki? Şşş, müdür bey. Eyvah, kartı sakla. Bankada çalışıyorsunuz ve başka bir bankanın kartını kullanıyorsunuz. Teessüf ederim, teessüf ederim. Ya bir müşteri görecek olsa ne diyeceksiniz? Onlar daha iyi hizmet veriyorlar mı diyeceksiniz? He? Onlarda sigorta var, bizde yok mu diyeceksiniz? Onların fatura ödeme sistemi daha iyi mi diyeceksiniz? Hizmetleri daha avantajlı, daha geniş imkanlar sunuyorlar mı diyeceksiniz? Teessüf ederim, teessüf ederim. Affedersiniz, bir havale yaptıracaktım. Sizinle şu ilerideki bey ilgilenecek. Evet, onların hizmetleri daha iyi, daha avantajlı olabilir. İmkanları daha fazla olabilir. Ama nerede kaldı bankanıza olan sadakat? Yılların bankasını yaptı mı bu? Sizinle birazdan adamla görüşeceğim. Pardon, pardon. Kusura bakmayın. Ha, beyefendi kartınız düşmüş. Hiç önemli değil. Lütfen buyurun. Peki. Gelin kendinizle bir iyilik yapın. Hemen bir telekart alın. Telekart yapı kredide. Hayrola müdür bey, geçmiş olsun. Burası yapı kredi. Fark burada.